Azerbaycan dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakü 2017 İslam Dayanışma Oyunları'nın hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Oyunların başlamasına 3 aydan az bir süre kala TRT ekibi başkent Bakü'deki hazırlıklara tanık oldu. 2015'te Avrupa Oyunları. 2016'da Formula 1. 2. ise İslam Dayanışma Oyunları. Azerbaycan dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. İslam Dayanışma Oyunları için başkent Bakü'de çalışmalar hızlandı. Azerbaycan 2015 yılında Avrupa Oyunları'nı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Şimdi ise sıra İslam Dayanışma Oyunları'nda. Tıpkı Avrupa Oyunları'nda olduğu gibi her şeyin kusursuz yapılabilmesi için yaklaşık 13 bin kişi çaba gösteriyor. Azerbaycan İslam Dayanışma Oyunları ile organizasyonlardaki başarı çıtasını bir üst seviyeye taşımayı planlıyor. İdman mekanlarımız tam hazırdı oyunları geçirmeye için. Avrupa oyunlarından farklı olarak bu defa biz 6 yeni idman mekanını seçmişik. Nəqliyyat planını hazırlayırıq, yeni nəqliyyat planı. Bu bir qədər Avrupa oyunlarından daha asan, daha farklı olacaq. İslam Dayanışma Oyunları Bakü'deki 16 spor kompleksinde gerçekleştirilecek. 65 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumunda oyunların merkezi olacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu Türk firmaları tarafından inşa edildi ve inşaat 2015 yılında tamamlandı. Yaklaşık 650 milyon dolara mal oldu. Oyunların açılış ve kapanış törenleriyle atletizm yarışları bu stadyumda gerçekleştirilecek. Oyunlar için biletlerin satışa çıkış tarihi 19 Mart. Bilet fiyatları açılış merasimi için 40 lirayla 400 lira, kapanış merasimi için 20 lirayla 200 lira, müsabakalar içinse 4 lirayla 10 lira arasında olacak. Oyunlar için satılacak bilet sayısı yaklaşık 500 bin. Oyunları izlemeye gelecek konuklar için vize işlemleri de kolaylaştırıldı. Azerbaycan'a gelmek isteyen yabancılar eviza.gov.az internet adresinden vize başvurusunda bulunup 3 gün içerisinde vize alabilecek. Oyunların resmi maskotları da belirlendi. Dünyaca ünlü Karabağ atlarını sembolize eden İnce ve Cesur, 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın resmi maskotları oldu. İslam Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın tanıtımına da büyük katkı sunacak. 55 ülke öz gelişini artık təsdiq edeyim. Bu bizim için büyük bir imtihandır, şərtdir. Biz bu ülkelerin çoxsunu istəyirik ki, Azerbaycan hakkında yaxşı, gözəl bizim məkanlarımız haqqında, tariximiz haqqında məlumat verək. Bütün qonaqlar, istər idmançılar, istər turistlər, rəsmilər, hamısı razı getsinlər. İslam Dayanışma Oyunlarında futboldan basketbola, atletizmdən tenise kadar 20 spor dalında mücadele verilecek. 53 ülkeden 3500'e yakın sporcunun katılacağı İslam Dayanışma Oyunlarında 279 müsabaka yapılacak. TRT'de bu dev organizasyonu sporseverlerle buluşturacak. Müsabakalar TRT Avaz ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.